nerede? Ben nereye? Ay anons da veriliye sesim de gelmeyecek. Nereye? Sosyete pazarına. Bugün pazar. Buranın sosyete pazarı. Her zaman söylüyorum zaten. Artık şöyle bir rahat rahat sosyete pazarına turlamanın zamanı geldi. Tam tamına bir saatim var. Onun 45 dakikasını pazarda geçiririm diye düşünüyorum. Yani şimdiki aklım. Bakalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. İnan ki şaşırdım. Yani bu hafta şöyle bir pazara girdim ama kız kimse yok. Bak görüyor musun? Belki de erken, belki de çoğu hala uyuyorlar. Sanki geçen haftalarda daha kalabalıktı değil mi? Bak kimse yok. Neyse daha iyi, rahat rahat geziyorum ya. Şu aşağı tarafta bir 50 liraya ne alırsam buldum da rüzgara göre hiçbir şey bulamadım. Yaşı yok. Hiç yaşı yok kalmamış yani, daha doğrusu yok. Neyse şimdi şuraya doğru gideceğim. Bakayım bulursam böyle uygun bir şeyler göstereceğim sana. Gerçi beni nereden seyrediyorsun onu da bilmiyorum da. Artık burada olanlar gelir bakarlar, ne yapalım. Burada bir yer var bak, ay dur cüzdanımı şuraya koyayım. 100 lira bak ne alırsan. Bak çok güzel çocuk eşofmanları var. Aşağıda bulamamıştım ama burada buldum bak. 100 TL görüyor musun? Malı da çok iyi. Üstler de var. Bak üstlerin malı da iyi. Bak bir tane de üst bulabilirsem üst alırım. Şöyle altını şunu alırım diyorum. Biraz koyu renk olursa daha iyi olur değil mi? 25 lira. Bak. 25 lira. Seç beyaz. Ya 25 değil ya, 100 liraymış. Abi bizim tanıdık da. Ya bak bu da büyük eşofmanı. Bu da 50. Bu aslında bana olur ha. Ama 100 lira bak. Kaç yaşmış bu? Çüş yıldız. 15-16 yaş bana nasıl olacak? Bacaklarım kısaya benim. Bak şunu alacağım mesela rüzgara. 100 liraya. Daha şuradan bir de üst bulabilirsem üst bulurum ama bak şurada da şeyler var. Grileri var ama onları çabuk pisletiyor. Pek fazla giydiremiyorum yani o yüzden. Oo yeşilleri var. Bak kızlara göre de var. Çok güzeller. Bak. Neyse ben seçeyim şuradan bir tane. Buradan bir tane şöyle alt aldım. Üst bulamadım. Üst yok rüzgara göre. Bayağı bir şeyler var. Ufaklar var. Şimdi yukarı doğru gidelim. Geçen hafta buradan da bulamamıştım. Bak burada da seçal var. 60 TL yine. Ama genelde hep kız şeyleri var herhalde. Bak küçük çocuğu olanlar. Aslında var ya çocuğu küçük olan daha çok çabuk giyinebiliyor mu? Bak hepsi minik minik. Şimdi şunun 60 liraya nesi var mesela? Değil mi? Bak mesela şu. Bak 60 lira hepsi. İnan ki küçük çocuk olunca daha rahat giydirebiliyorsun. Bak ne güzel şeyler var. Bak hepsi 60 lira şu ileri doğru. Hepsi 60 TL. Burada da bulamamıştım. Bunlar da alt üst takım 100 TL. Baksana şunlara. Hep küçük boy var. Hep. Geçen hafta terlikleri de buradan aldıydık herhalde biz aynı. Oradan almıştık. Şu yukarıdaki parçacığa gideceğim gene. Orada bakayım var mı kafama göre bir şey bulabileceğim mi? Bak buraya da bir tane yine ne alırsan 50 tezgahı açılmış. Bir tane aşağıda var ya. Bak kaselere bak. Bak 50 lira. Altılısı. Ay kapatamadım da neyse. Görünsün açık bırakmıştı zaten. Bak bardaklar. Şu minik bardaklar. İleri doğru gidelim. Aynı aşağıdakine benziyor ama biraz daha farklı şeyleri var tabii. Ürünleri var. Şuraya doğru gideyim bak. Nereye gidecek olsam geri kaldım. Dur. Bak tepsiler var ikili. Bak 50 TL. Şurada bütün plastik ürünler ne varsa 50 lira. Ama aşağıdaki tezgahla alakası yok yani buranın. Burası ayrı. Bak şunlar var. Organizer, ikili saklama kabı. Bak. Abla plastik sadece bu haftalık 50 ablacığım. Bak duydun mu? Duydun mu? Sadece bu haftalık 50 değil. İnan ki 3-4 hafta sonra gene gel yine 50'dir. Neyse hep öyle diyorlar ya. Aslında şu leğenmiş, kapaklı leğenler iyi ya. Bak 50 liraya. Değil mi? Neyse canım gidelim yukarı doğru. Belki dönüşte şuradan bir tane leğen kaptırabilirim. Ama çok geç kaldım. Saat buçuk oldu. Şu eşofmanı bulana kadar canım çıktı inan ki. Bir tanesinin numarası yok. Bir tanesinin rengi güzel değil. Düşün yani. Saatlerimi orada harcadım. Daha doğrusu dakikalarımı. Neyse. Şu parçacığa gideceğim. Bir de oraya bakacağım. Bak buna duydu inanma. 100 lira. Ne olursa. Bak ayakkabılara. Bak spor ayakkabı, terlik, sandalet. Ne olursa 100 TL. Çeşit çeşit seç beğen al. Aşağı doğru da var. Parçacığa gidecektim ya takıldım kaldım burada bak. Görüyor musun?
Bak 23 numara. Vallahi iyi. 100 liraya nesi var? Bir sürü, bir sürü. Maşallah, maşallah. Bak burada da hep şey var. İkinci eller var. Bazısı içinde sıfır olan da var. Bak. Hepsini seç. Çantalar var. Fiyatları da uygun aslında. Ama işte benim yine vaktim kalmadı. Aşağıda eşofman seçmekten vakit kalmadı. Bak burada da çantalar var yine ikinci el. Bak bir sürü. Şunları da gör. Çok sıcak da nefesim tükendi. İdare et. Bak burada da var. Oyuncak falan satıyorlar. Burası da aynı şekilde. İkinci el. Şurada da var. Bak geçen buradan almıştım o. Bir tane örtü aldım dedim ya. Buradan almıştım onu. Bak şu da çok güzel aslında. Bak. Rengi çok güzel. Burası da aynı çantalar. İkinci el. Kız gerçekten nefesim tükendi. Aa anlamadım. Bir şey geldi üstüme. Kevri kevri gezeceğim derken bir şey oldu. Ağzımda tamamen yapıştı sanki. Neyse gidelim hadi. Oğlum çıkmasa da az bir şey kaldı. Tam pazardan çıkıyordum. Orada bir tane çorapçı abi var. Her zaman 5 liraya satıyor çorapları. Aralarından iyilerini bulabilirsen bayağı da kaliteli oluyor. Yani çok amcam 50 liralık çorap kadar olmuyor da. Yani şey 5 liraya güzel çoraplar bulabiliyorsun. Oradan kendime çorap aldım 4 tane. Pazarı gezdim de bir şey aldım. Almadım demeden çıkmayayım diye. Oğlanı bir eşofman işte. Kendime de 4 tane çorap. Bir saat burada gitti. Hay be gitti inan ki. Olsun hava almış oldum. Boşver be. Geçen şeyde yukarıda tribünde dururken bir acayip oldum. Sıcak ya orası. Böyle bir nefes falan alamadıydım ama bugün gezdim iyi oldu. Artık oğlumun da çıkış saatine 9 dakika var. Hemen gideyim onu alayım oradan. Sonra çıkışta da şey alacağım. Markete gireceğim. 2 tane bir alacağım bir şey var. Onu alıp Allah'ın izniyle eve çıkacağız ondan sonra da. Havuzdan aldım oğlumu ama senenin ilk dondurmasını, açılışını yaptı. O kadar çok istemişti ki geçen de istediydi. Yani biraz korkuyor hasta olur falan diye ama çok da can istedi. Hayırlı olsun anne bu sene açılışı yaptın. Sezonu açtık. Sezonu açtık. Ağzın kenarında hep bisküvit olmuş. Yerim o dudaklarını. Neyse canlarım otobüs bekliyoruz eve çıkıyoruz artık. Marketten de aldım salam, yok salam değil. Sucuk aldım, kaşar aldım. De tost ekmeği aldım. Bu akşam ne yapacağımı duyunca belki de güleceksin ama ay. Belki de duyacağım bu akşam iftarda ne yaptığımı duyunca. Bacılarım biz yine evimize geldik. Şöyle diyeyim, bizim normalde şimdi böyle hafta içi şeylerimiz vardı ya, kurslarımız vardı ya iftardan sonra. Mesela iftardan 45 dakika sonra falan kursumuz oldu akşamları. Onları şey artık ileri gitti ya, böyle iftar saati ileri gidiyor. Hoca akşama ders koyamayacağı için 2 hafta bize ders yaptırdı. Yani aman 2 gün peş peşe ders yaptırdı. Cumartesi, pazar. İşte bugün de gittik ya zaten. Neyse eve geldik dün. Hatta eve geldiğimde böyle bir hayal kırıklığına uğramadım desem yalan. Çünkü yatacağım diyordum. Bir baktım makineler dolu işte, sen de biliyorsun. Bugün makinem boş, çamaşır makinem de boş. İkisi de boş. Bugün şöyle birazcık yatayım diyorum, hatta yatacağım yani. Ay bugün çok boğazım kurudu şey, anlamadım neyse. Bir şey diyeceğim sana. Böyle ama doğru söyleyeceğim. Böyle ara ara sana da böyle iftara yakın böyle işte. Nasıl diyeyim sana, bir saat kala ya da bir buçuk saat kala ya da bilemedi 45 dakika. Kafama böyle bir manyaklık çöküyor mu? Ya böyle geçen senelerde de böyle oldu. Bilmiyorum, böyle kafam böyle bir ağırlaşıyor. Böyle iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Hani böyle ne bileyim bir tuhaf oluyorum ya. Belki de şeyden diyor. Yani anlamadım onu da, kafama vuruyor ne yapıyor anlamıyorum ama aramıyorum bak. Arıyorsam yüzüme tükür, hani böyle hani bir tane olsa da şöyle bir şey yapsam demiyor. Ama yani bir saat kala, bir buçuk saat kala bir manyaklık gelmeyin değil yani. Neyse. Sabahleyin de oğlan kalktı bak. Ay babam da arıyor. Dur babam hani geliyor. Babam da bugün 4. ilesi ne oldu? Yarın işte 5. olacak pazartesi günü. Şimdi çarşıya gittiydi de. Ay dur bakayım.
Bir tane şey varmış, maç varmış, ona bakacağım dedi. Yemeğine mi olacağım dedi. Eşini aradı, bir şey lazım mı diye soruyor. Yok dedim, bir tane tekli ekmek alıverirsin dedim. Onu da şimdi onu anlatıyordum sana. Sabahleyin büyük oğlan kalktı. Şimdi ufak oğlan kalktı. İşte babam burada masada, işte kahvaltı hazırlayacağım. Ama artık oruç tutmuyor ya. Şükür bu size ikna oldu, tutmuyor yani. Öyle şey de yapmıyor yani artık. Hani üzülmeyi de artık yapacak bir şey yok. Dün gece benim oğlana ben mesaj attım. O şeye gitti, buraya Subatan'a gitti dedi, yine arkadaşlarının yanına. Dedim ki, baktım geç gelecek yani. İftara yakın gelirim ama sahura yakın gelirim anne dedi. O zaman dedim, ben dedim yatıyorum. Çünkü ben de akşamda dünkü döner ekmeğin ben yarısını yiyebildim. Yani hatta yarısını bile gelemedim. Böyle bir şiştim, tıkandım yani. Onun da işte diğer yarısını biraz soğumuştu ama olsun, akşamdan yedim onu, yattım yani. Onunla oruç tutuyorum bugün. Oğlan da işte, onu anlatıyorum sana. Oğlan da Subatan'a gitti arkadaşlarının yanına. Ben dedi geç gelirim dedi. O zaman dedim dolapta dedim malzeme var dedim. Hani kahvaltılı falan bir dünya malzeme var. Bu niye çınlıyor? Ne istersen dedim yaparsın dedim kendine. Bu kim kız? Yüb oğlan. Aynen. Şimdi sen konuşuyordun, bu lafın ne üstüne diye geldi. Ne diye? He? Sabahki tost meselesini anlatacağım. Ne kızılıyor? Evden yok mu ya? Yok. Halanı sor, halanda vardır. Neyse, bu şimdi kendine gece tost yapmış, tamam mı? Böyle sucuk almıştım ben de zaten marketten. Halasından da kaşar istemiş. Kaşar yok dedi, ben bugün aldım onu daha. Ondan sonra kendine tost yapmış. Ben de burada kahvaltı hazırlayacağım ya. Babamın karnında aç, oğlanın karnında aç. Sen şimdi niye onlara böyle gaz veriyorsun değil mi? Tost mu yapayım ben sabah o şeysinde? Zaten havuza yetişmeye çalışıyorum, uyumuşum. Gece sersem olmuşum. Bir diye tost yapmışım anne, akşam kendime diye bir tost yapmışım diye. Ya diyorum oğlum tamam diyorum, sus diyorum, abartma istersen diyorum. Öyle hani rüzgarın canı çekmesin diye. Ondan sonra biraz da kızdım buna, parladım yani, bir fırçaladım. Sonra bu da diyor ki tabii biraz o bana tısladı, ben ona tısladım. Sonra bu kapıya çıktı, Ayşe'ye gidecek, maça gidecek, şimdi maçtan geldi. Ondan sonra dedim ki ben dedim bugün delirtiyorsun dedim. Sen dedi akşam diye çok da iyisiniz geldiyse diye akşam iftara diye tost yaparsınız diye. Doğru diye ben de bugün ne yaptım? Valla iki gündür sulu yemek yüzü görmüyoruz. Öyle diyeyim sana. Bir gün öncesi işte ne yedik? İşte döner yedik. Bugün de tost yapacağım. Şöyle işte sucuklu, kaşarlı, ondan sonra güzel bir tost yapacağım. Bakalım. Ya bugün akşamı da öyle savuşturmayı düşünüyorum. Bakma bak gene. Kız boğazım çok kuruyor bildiğin gibi değil. Aa. Sıcakta herhalde çarşıya gidince oldu. Sıcak dememedi. Bakma öyle çok şey değildi. Ha oğlana şunu alıverdim. Nimet'inkini. Tost. Bibden aldık alışveriş zaten. Buna onunla tost yapacağım. Ona bununla tost yapacağım. Çarpıldı yine bakma. Şeyde de hatta babamdan bir tane teklif etmek istedim. Bu da yarın sabah kahvaltı söyledi. Şununla işte bak bu pideli. Pideyle şey dene. Tost dene. Mükemmel oluyor. Bak burada şeyler var. Pideler var. Bunlarla şey yapacağım. Dün akşam da kayınvalidem şey yapmış, serme ekmek yapmış. Bak iki tane de o serme verdiydi. Bak sarardı. Şey yapacağım, bunlarla tost yapacağım. Mükemmel oldu. Bu arada dolaba da şey yaptım, pide attım. Sen atıyor mu dolaba pide, Ramazan pidesi? Ben atıyorum mesela derin dondurucuna, üzerine şuna. Şu anda herhalde kaç tane attım kız? 4-5 tane mi attım? Herhalde 5 tane pide attım. Böyle bunları atıyor. Şey Ramazan zamanı yoksa bulunmuyor yani. Bulunmuyor da böyle güzeli bulunmuyor. Ondan sonra mesela aradan biraz zaman geçişe canımız istiyor. Mesela çıkartıyor onu da yumuşuyor. Yumuşamasa da böyle hemen ya şeyde ısıtıyorum o şekilde yiyoruz yani normalini yiyoruz. Ya da böyle arasını tekrar işte sucuk kaşar falan ne istersen onu koyuyoruz. Tost yapıyoruz, harika oluyor. Biraz sessiz oluyor. Bak bana kız gene. Sen git başından benim zaten nefesim çıkmadı. Sana şey göstereyim dur. Ay nefesim çıkmıyor. İnan ki bak boğazım kurudu bugün çok fena. Bak. Ondan da bunu aldım oradan. Hani şopman beğeneceğim dedim ya. Bak 100 liralık. Bak şu şöyle. Bak malı da böyle. Hani şu yumuşak hafif böyle değişik hani olanlar var ya şimdi anlatamadım sana. Neyse sen anladın bak şöyle bak. Hani o pamuklardan değil. Bunu aldım ona. 50 lira. Başka bir şey şu anda bir de kendime çorap aldım. Bak. Ama güzel değil vallahi için çoraplarıma bak. Spor ayakkabının içine güzel olmuyor bak. Değil mi? Bak 5 lira kız. Vallahi 5 lira. Neyse canlarım benim. Ben birazcık yatayım dediğim gibi. Bugün sulu yemek yapmayacağım. Belki bir çorba yaparım tostun yanına. Belli olmaz. Kuzu. Ne oldu anne? Telefonumu alıyorum. Al anne. Bir iş yerine uykum olduğuna şey yaptım. Tamam anneciğim. Çok sınmış. Tamam anneciğim. Şey adını ne diyordun kız? Ay unuttum ne dediğimi. Neyse boş ver. Ha bunun şeyini
Hani spor ayakkabı var, onun içine güzel oluyor. Neyse canlarım, ben şimdi birazcık yatayım. Ha, sulu yemek yok, bilmiyorum. Sulu yemek, belki bir çorba yapıp veririm şeyin yanına. Tostların yanına. Ya da böyle bir patates kızartırım, incece doğrayıp. Ben birazdan geleyim. En iyisi ben biraz yatayım, şu kafam bir yerine gelsin. Ondan sonra devam edelim çünkü... Gerçekten ağzım yapış yapış. Bak boğazım, bak şuram acayip aşırı kurudu şuram. Anlatamam yani. Paçalarım, biz iftarımızı yaptık. Çok şükür Allah'ıma. Şu kadar diyeyim, hani birazcık uzanacağım dedim ya. Yani 1,5 ya da 1 saat kadar falan böyle bir uyumuşum. Çünkü kafam böyle sepet gibi oluyor, biliyor musun? Ya şu uyku düzenimiz de karışıyor. İşte bir ona kalk, bir ona kalk, bir ona kalk. Diyor mu? Geçen de demişim zaten videoda. Hacı yatmaz gibi olduk aynı. Neyse yani kalktım işte tostu yaptım. Hatta oğlana takılıyorum. Revzat diyorum. İftarda diyorum bir tost yedik, bir tost yedik, bir göreceydin diyor. O da gülüyor. Neyse vallahi bir de patates kızarttım. Şöyle ince ince doğradım. Seç marketten aldığımız patates de bayağı güzelmiş yani. Böyle çıtır çıtır oluyor. Hatta babamla falan da onu konuştuk masada. O da böyle patatesi görünce kızartılmış hali dedi. Vallahi kızım hakikaten dedi güzelmiş dedi patates dedi. Hatta oradan alalım biraz daha dedi. Alırız bakalım yukarı çıkınca bir daha. Neyse canlarım, yani bugünlük de böyle olsun. Biraz böyle şaftım maftım galiba. Çünkü biraz uyudum dedim ya. 1,5 saat falan tabii belki de geçti. Haberim yok. Ondan sonra iftarı yaptık. Aslında saçını yine ağrı kesici aldım. Gene başım ağrımaya başladı. Diyorum herhalde uyku düzeniyle alakalı o da. Neyse Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları inşallah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Yine böyle bu ortamda sana veda edeceğim. Kendine dikkat et, hakkını helal et. İnşallah yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere değil mi? Ama bugün biraz video geç yayınlanacak. Çünkü kalkarken de hemen mutfağa girdim. Yani hazırlık falan derken işte anca. Kendine dikkat et bacım. Benden yana hakkın varsa 1000 kere helal olsun. Hayırlı iftarların, hayırlı sahurların olsun inşallah. Bu arada yeni gelen takipçilerim de var. Çok da güzel yorumlar yazıyorlar. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Rabbim nasip ettiği müddetçe, nefesim yettiği müddetçe, internetim bitmediği müddetçe ben hep buralarda olacağım inşallah. Hepinizi de beklerim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.